Baba mı? Eyvallah, eyvallah. Baba merhaba. Ecilirem, bücilirem, yıkanirem, çıkırem, rijoş. En iyi şampuan reklamı. Yalan yok, hilaf yok. Yalan yok, hilaf yok. Üşüyenler güneşte dursun. Evet. Çok güzel esiyor burası. Hepimiz biriz kardeşimiz. Topraktan geldik, toprağa gidip bayrağımız bir, vatanımız bir. Ancak bu saatten sonra bayrağımıza sahip çıkacağız, biz de destek, birlik, beraber olacağız. Başkanım tamam mı? Tamam, başlayabiliriz. Üç arkadaşımız var ama onlar fotoğraftalar. Evet değerli misafirlerimiz, video fotoğrafa başlayın. Cümlete dadaşlar diyarına hoş geldiniz. Hoş. Başkanıma teşekkür ederim. Bundan o yani söz hakkı bana verdi. Takdim etsin. Bu konak 300 yıllık. İlk Erzurum'da yapılan bir konak, mimarı Osmanlı döneminde yapılmış. Duvar 80 santim üzeri, yazı burası serin olur. Değerli misafirlerimiz yine bana bir kapı dili falan yok. Yani bak topakları var. O zaman bu konağa gelen misafir, erkek, bayan, Osmanlı zamanında da harem ve selah. Şimdi ses tonları dinleyin. Erkek misafir, bayan misafir. Eğer bunu duymuşsa erkek kapıyı açmış. Erkekse tam karşıda bir merdiven var. Erkek odasında oturmuş, bayansa arka merdivende çıkmış bayan aslan. Üst katta harem ve selam odalar var. Eğer bir şey şimdi kapıyı açarım, en alt katta bir Osmanlı mutfağı var. Oraya götürdükten sonra üst kata giderim. Bu kapıda içeri gidiyor zaman onda o yani başında dikkat edin. İçerideki kapılar alçak. Kapı alçak olması nedeniyle de eskiden medreselerin, türbelerin, bu türbelerin kapıları alçak yapmışlar. İçeri bir zaman saygı. Eğer sen desen ben saygı göstermiyorum, ben kapıdayım. Babada babada içeri girdiğin zaman kafada güç vuruyor. Oy anam diye yine iyi gidiyor. Ne yapma? Gidiyor şimdi altta bir Osmanlı mutfağına gidiyor. Erzurum'u temsil ediyor. Neymiş? Kayağımız var, sizin deniziniz var. Baba neydi? Başınıza dikkat edin hocam. Ben Şenkaya bakıyorum. Baba başım üstüne gel. Başı video fotoğraf çekin serbestiniz baba. Başını dikkat edin. Şu an. Nasıl ıslak kaymayın? Misafirlerimiz hemen video fotoğrafa başlayın. Değerli ablalarım, şimdiki bizim mutfağı gözüne alın. İşte şu anda 300 yıllık bir Osmanlı mutfağın içindesiniz. Eski de yeme içme hep burada yapılır. Baba şimdi tavana bakın, kırlangıç tavan. Kesinlikle çivi yok. Bakın 8 köşe, 8 kat köşe benzerde birbirine geçmeli. 8 kat sebebi koskoca bir ev
gelir tenke. İşte güneş vurduğu zaman evi hem ısıtmasını hem aydınlatmasını. Sekiz köşem sebebi de eskide sahat yokken dedelerimiz burada güneş zamanıya yerlamışlar. Doğuda sabahta güneşi çıktığı zaman altı güneşi buraya vurmuş, altıcı oraya vurmuş. Orada öyle döne döne basana kadar başını kaldırmışlar, sahat taş olduğu denilmişler hocam. Yine bakın tam pencerenin altında yerde bir oğlu taşı var. Bu oğlu taşın ismi de Nisan tası. Nisan ayı belli bir günleri varmış. Yağmur yağdığı an hemen bacaları açık bırakmışlar. Yağmur suyu burada yığıldığı zaman şifa niyetine ablaların burada çok özür dilerim. Banyo sulanına katmışlar. Birer damla da bedavara sermişler bereket olsun diye. Hemen baba sol taraf yerde tandır. O tandırlar yanarken üstünde güveçte yemek pişmiş. Onun iç kısmı yan tarafına lavaş ekmek, yine doğunun tereyağlı ketesi orada pişirilmiş. O kısma da o zaman ismi aşkhane, yani aşk içme yeri. Evet, yemadık. Amerikan bizim kültürü çaldılar, bir daha dolarla bize satırlar. Bakın açık mutfak Osmanlı'ya ait. Orada yemek pişir, orada yemek yedir. Hemen yan tarafı ambar. Şimdiki bizim kilar. Kuru yiyecek yeri, şeker, çay, bulgur, nevas oraya yerleştirmişler. Hemen sağ solu olan bizim mutfaklarda dolaplar çıktı. Burada doğu tarafı terektir. Başka yere tel dolap, sergen, sahanlık, tabaklık. Herkes bir isim verdi. Değerli bir sahne hemen burada buyurun, video fotoğrafını çekin. Hemen merdivende üst katta solda bir erkek odası var. Bu odanın tavanı gördükten sonra harem bölüme geçebiliriz. Motifi tavanda. Tavanı da 9 motif işlemeden yapılmış. Ağacı ceviz ağacından işçiliği bıçakla kıl deslerine yapmışlar, buraya montalamışlar. Artı bu tavanın ismi de 40 örümceli tavan değil. Evet baba sen çektin mi kurban? İsmi ne baba? Yakup Bey hemen çek ver bana makineyi. Böyle rahat ol. Yatma niyeti bu ya. Baba nasıl yatır gördün mü? Baba 40 örümcekli mi dedin, 40 görümceli mi dedin? Örümceli tamam. Görümce değil. Evet. Örümceli. Baba çok özür dilerim. Hepiniz bende daha çok bilgilisiniz. Hadi baba yere yatayım, boynu alır, dikleri alır. Tamam yine çekmeyin. Çok özür dilerim. Bundan sonra aklınızda bulursun. Ol gibi tamam çekin. Veya bir canlı. Evet, Erzurum evinde burası erkek misafir odası. Değerli misafirler yine bakın dikkat edelim. Bayan odası harem bölümü olduğu için de bu odada iki kapı var. Bir kapı dışarıda örtülmüş, bir kapı içeride. İki kapı sebebi ya bu ablam bir buraya geldiler. Oturmuşlar, yorgunlar bir yerde uzandı. Başka bir erkek de misafir geldi. O da bu kapıdan içeri girdiği zaman bu konanın sahibi işi var. İşiler uğraştı, onu göremedi, fark edemedi. O erkek de yanısından bu merdivende yukarı çıktı geldi. Birinci kapıyı açtı, ikinci kapıyı görürken o burası eski bayan odası. Hiç bu ablamı rahatsız etmeden yavaşça kapıyı örtü, direkt aşağı geldi. Hemen oturduğumuz yere divan. Son zaman biz ismini değiştir, peki istedir makar peki. Dipteki bayan misafir yatak yerleri eski vardı olabilir. Hemen yan tarafı o zaman burada niş, kusmurluk, şerbetlik. İşte yine moda olduğu yerlerde yatarlar. Değerli ablalarım ya şimdiki bizim en lüksten Ankara mobilya dönüşü vardır ya. O gümüşleri ise örnek bunlarda aldılar. Var iki tane küçük köşelerden bir gümüşlük burada. Şimdi gümüşlük bunlarda örnek aldılar. Yine bakın bir şey dikkatini çektiniz. Şimdi bizim evlerde kaç pencere var? Bir tane veya iki tane ev izlanıyor. Bu doğu farklı bir memlekette neden bir odada altı pencere yapılmış? Değerli misafirlerin bu pencerelerin mimarı Bağdadi pencere. Bağdadi pencere dış kısımda 90 santim açı vermiş, iç kısımda 120 santim açı vermiş.
dalga dışarı vermeyi soğuk içeri aldı. Bir de peşin iki defede güneş vurdu o zaman evi daha güzel ısıtmasını hem aydınlatması diye Bağdat'ın imarı verilmiş. Artık bu tavanda asma taklava dinlidir. Evet değerli misafirlerimiz, misafirlerimiz hepimize sevgiye saygılarını sunarız. Paşa Bey konağına hoş geldiniz. Değerli misafir çok özür dilerim şunu yanlış anlamayın. Bu konağın ahşapta bir dönüşte bir kutusu var. Bu konağı bir siz görsün. Yarın çocuklarınız görsün, torunlarınız görsün. Bu tarih içindesin. Hayatta kalması için bir kutusu var. Hepimize sevgiye saygılarını sunarız. Teşekkür ederiz. Evet Hülya Hanım. Şatla çok yakıştı. Buna bambuşudan almıştı. Öyle mi? Al sen de. Yok beraber. Evet, Hülya düzeldi. Kime gidiyorsunuz? Emine.